Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey yapıyoruz. Tek şarkı, iki farklı mod. Aynı şarkıyı birini majör akorlar, birini minör akorlar basarak birini daha karanlık, birini daha neşeli yapacağız. Ama her şey aynı oldu. Selam yabancı. Buraya ilk kez geldiysen ve kim olduğumu sorguluyorsan inan bunu ben de hala sorguluyorum. Boyum 1.70, adım Cafer. Yapmacıklıktan ve örümceklerden hiç hoşlanmam. Mesleğimi soruyorsan biraz şarkıcı, biraz influencer. Hala bir yere gelememiş olmam da biraz inatçılık, biraz şanssızlık. Plansızlık, gamsızlık, karamsarlık, kararsızlık, hesapsızlık, tutarsızlık ne ararsan bende. Özgürlüğüm benim her şeyim ve bu yüzden şirketlerle çalışmak yerine sürünüyorum. Babam, abim ve annem hiçbir şeyden hiçbir zaman vazgeçmemeyi bana öğretirken hayat hiçbir şeyi çok fazla istememem gerektiğini öğretti. Ve ilk büyük konserimizde elbet bir gün konseptini gerçekleştirmiş olacağız. Gökçecan ailesine hoş geldin yabancı. Olacak. Melodi, sözler. Şimdi mutlu şarkımız için mutlu ortamlardan ses kaydı alacağım. Hadi gidelim. Mutlu insan sesi bulmak da zor olacak değil mi? İki, ekonomik kriz. Deniz kenarına geldik. Burada böyle güneş, rüzgar, mutlu insanlar var. En azından şöyle bir ortam sesini alacağım. Öyle. Birinin kuşu çok güzel ötüyor şu an. Çekebilir miyim? Bir soracağım. Verirlerse. Sustular ya. Bu arada kanalıma abone ol. Ay yok, şaka bir yana, abone olun tabii ki yani. Niye olmayasınız değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi akşam ses kayıt. Evet. Şimdi deniz kenarına geldim. Hani karanlık, böyle yalnız. Orman da olurdu ama orman... Sessiz sakince o karanlık modun duygusunu hissettirmek için dalga seslerini kayıt alacağım. Çay olmazsa olmaz. Çekim ekibimiz, tanıştırayım annem. Evet, şu anda kayıt alıyor. Şu suratı gören 7 mahalle öteye kaç. Şu suratı gece gören çocukların dili tutulur. Şimdi de bu şarkının kapak fotoğrafını çekelim. Dalga sesinden kendimi duyamıyorum bu arada. Bununla da hiç olmuyor ama olsun. Eğer hala abone olmadı. Ve müzik. Ben Mixcraft kullanıyorum. Sadece iki akor olması gerektiğini düşünüyorum. Re minör, la minör bağlantısı hoşuma gidiyor. Ha? Lan ne bu lan? Re minör 9 ile la minör 11 istediğim hissiyatı bana veriyor. Ve aynı akorların majörlerini de mutlu hissiyat için yazıyorum. Piyanoyu bitirdik. Şimdi davullar. Şu davulun sesleri güzel. Ama kendi grubumu kendim oluşturmak istiyorum. Buraya aldım. Yaptığın işi beğenmek. Çok iyi yaptın ya. Bunu yapmayın. Baslar. Müziğimiz bitti. Sözler. Şimdi söz yazacağız. Beynin odaklanma gücüne ilham adını verdiğimizi bildiğim için sadece odaklanmaya çalışıyorum. Bir sürü söz yazıyorum ama sonradan aradaki farkı doğru anlatabilmek için şarkının tek cümleden oluşması gerektiğini fark ediyorum. Aynı anda hem mutlu hissettirecek hem de üzgün hissettirecek cümleler bulmam lazım. Mesela şey gibi, her şey geçecek. Yani eğer o an mutluysan bil ki bu geçecek. Eğer çok üzgünsen bil ki bu da geçecek gibi. Vokaller.
Eğer eğlenceli, enerjik bir şarkı yapmak istiyorsam mutlaka ağzımı açıyorum ve kocaman gülümsüyorum çünkü bu seste de belli oluyor. Daha karanlık olan yerin kaydını alırken de daha üzgün bir yüz ifadesi kullanıyorum. Hislerimiz, ruh halimiz, modumuz, her şey sesimizi etkiliyor. Back vokaller. 3, 5, 7, 9, 11, Allah ne verdiyse. Ve dinliyorum. Benim onayımdan geçmesi çok zor. Ve pastacıla. Müzik yapan herkesin sound'unun farklı olması, tekniklerinin de farklı olmasıyla tamamen doğru orantılı. Dip gürültüleri kaldırıyorum. Sabları kulaklıkla duyamasam da istenmeyen seslerin olmaması için vokal kayıtlarında 100 kHz'e kadar olan bölümleri kesiyorum. Piyano daha vintage durabilmesi için mid frekanslar ekliyorum. Kompresörden sonra patlayan S'ler için DSR ekliyorum. Sadece ana vokale Melodyne uyguluyorum. Koronun daha geniş durmasını sağladığını düşündüğüm için back vokallerdeki detoneleri temizlememeyi tercih ediyorum. Her zaman aynı seslerden bir sağ pan bir sol panda durması için iki kez kayıt alıyorum. Ve bitti. Ortam sesleri. Şimdi ortam seslerini ekliyorum. Çok rüzgar var. Çok rüzgar sesi. Kuş sesi. Her şey neden bu kadar yorucu? YouTuberlığı başlamadan bıraksam mı? Ve resmen bitti. Hissettiğin şeyleri yorumlara yazabilirsin. Büyük bir keyifle okuyacağım. Kamera arkası. Kamera arkasına geçmeden önce 15 Temmuz'da çıkacak olan single'ım Çok İnsan Yok İnsan için Spotify'da ön kayıt yapabilirsiniz. Oha! Gecikme de yok. Ne? Ay çok güzel ya. Hayır, daha sonra gelecek. Tamam. Bu videoyu gördün. Karşına bu video çıktı. Bir takip eder misin be kanka? Mutlu eder misin lan? Arkadaşlar, Sakar Şakir geliyor. Oh, çok güzel oldu. Bir şeyler oluyor. Çok da mutlu insan bulamadım. En son olmadı. Ya videoyu yapmayacağız. Ya da ben fake'ten gülmeler koyacağım falan.